Merhaba oyun severler. Yeni bir Diablo Immortal yaması gelmek üzere. Biz de tabii ki her zaman olduğu gibi bu yamaya ait e, hem yama notlarını Türkçe'ye çeviriyoruz hem de yorum yapıyoruz arkadaşlar. E, bu yama içerisinde çok ciddi yenilikler yok. En önemli yenilik yeni gelen eşyalar diyebiliriz. Her klasa 6 adet eşya gelmiş durumda. Ee, onun dışında daha çok oyuna yeni başlayanları biraz daha kolay, işini kolaylaştıracak değişiklikler yapılmış Klan etkinliği var bir tane ama çok böyle e, aşırı da heyecanlandırmadı beni Orayı da sırası gelince okuyacağız Bu güncellemenin zamanı da Honkai Star Rail e, oyunu ile çakışıyor Çok e, popüler bir oyun 10 milyonun üzerinde e, neredeyse 11 milyon ön kayıt var indirmelerde App Store'larda birinci birçok ülkede yani çok önemli bir oyun arkadaşlar. Ben de o oyun için ayrı bir YouTube kanalı açtım çünkü e, o, o oyunla da ilgili çok video çekince mesela şimdi bu videoyla çakışacaktı. Birazdan ben oraya da video atacağım. Yani takip edebilirsiniz hem oyunu merak ediyorsanız oradan benim videoları görürsünüz hem de bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Daha bir de bu kanala şeyde gelecek Prime videonun <laughs> zam yemesiyle de ilgili bayağı gündem olmuş ee, onu da birazcık konuşacağız. Ee, ama şimdi gelin daha fazla uzatmadan e, yama notlarımıza geçelim. Yaman ne zaman çıkacağız zaten gece çıkacak bu gece işte bir, birkaç saat kaldı oyunda da süresi var. Orayı atladım o yüzden. Um, item'ların hepsini tek tek okumuyorum artık zaten gelince görebilirsiniz ablamızdan Westmarch'taki ablamızdan e, bakabilirsiniz item'ı düşürmeseniz bile bir de ben bu yeni item olayından bir tık soğudum yani soğumadım aslında çok iyi oyunu taze tutuyor da ya bana geçen sefer eklenen altılı item'dan ee, en çok istediğim silah çok istemiştim. Falling Sword'la bir stun ekliyor Crusader'a. Ya bir türlü düşmez mi ya? Kaç ay geçti? Ya en son bir de şey oldu o altılı hiç düşmedi bana. Şey falan sandım ulan yeni itemlarda bug mı var düşmüyor mu acaba? Class mı değişsem falan. Sonra diğer parçalar düştü tek tek. Ama silah hala düşmedi. O nedenle ben biraz... E, yeni eşyalarda artık hype'lanmayı kestim çünkü yani bu saatten sonra düşse o item metası geçti bilmem nesi geçti yani biraz can sıkıcı olabiliyor. Ama sonuçta tazelik katıyor arkadaşlar oyuna yani değişik skill'lerinize eklentiler yapabiliyor, değişik kompozisyonlar yapılabiliyor. Bu noktada güzel diyebiliriz hala hatta Immortal'ın en sevdiğim özelliklerinden biri bu. Yeni Legendary'ler gelmesi. Şimdi Hell Difficulty Player Merge diyor. Arkadaşlar Merge'ü duyunca bir korkmayın. Bu server birleştirmesi değil. Diyor ki yani oyunda diyor işte Hell bir Hell 2, Hell 3 bunlar ayrı gayrı olmasın. Çünkü zaten az oyuncu var. Biz bunları bir araya getirelim. Peki nasıl getirelim? Server diyor ki eğer server paragon seviyesi 320 olduysa 1 ile 4 arasında birleştiriyoruz diyor. Eğer server paragon seviyesi 360 olursa 1 ile 5 arasında birleştiriyoruz. Bakın oyuncu seviyesi değil bu server'ın seviyesi. Ee, eğer server'ın seviyesi 480 ve üzeri ise işte 1.6 ya böyle böyle devam ediyor. Hatta server paragon seviyesi 1, 800 olursa. Ee, 1 ile hel 8 arası birlikte oynayabilecek. Yani bu ne demek oluyor? Ee, sunucu da sunucu seviyesi ilerledikçe alt hel seviyelerindeki oyuncuları bir araya sokacağız diyor. Ama burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu yamada yani yama notunda bu 320'yi falan anlatıyorsa acaba yeni bir server gelecek mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla 320'nin altında falan server yok zaten şu anda. Belki yeni bir server geleceğine işaret olabilir. Ee, i̇kincisi bize burada 800'ün üzerinde yeni bir hel seviyesi olacağı. Yani hel seviyesi 9'un ee, şeyde olacağını görüyoruz sanki. 800 civarında olacağını görüyoruz. Çünkü 600'de health 8 açılıyor benim bildiğim. 600'ün altında... 1'den 7'ye kadar demiş. Demek ki 800'de 1'den 8'e kadar birleşecek dediğine göre de o zaman 800 ve üzeri de 9'u oynayacak gibi duruyor. Hal 9, 800 seviyede olabilir. Yalnız bu çok uzak bir zaman oluyor. Ee, muhtemelen Diablo 4 çıkacak. Bir süre geçecek. Ondan sonra hal 9 gelecek gibi duruyor. Ama yani çok uzak bir tarih ya yani bunu bunu yapamazsın oyuncuya bence. Çünkü şu anda biz daha 650'lerde falanız oyunda yanlış bilmiyorsam. Ee, yani 200'e harbiden kaç gün var 70 gün falan var. Yani evet haziran sonu falan hel 9 gelirse baya kötü olur. Bilmiyorum önce getirseler iyi olur. Bakalım yani böyle bir şey yazmışlar. Ee, bu neyi sağlayacak diye düşünecek olursanız yani bunun üstüne bu kadar konuştuk ama nedir bu? Pratikte arkadaşlar yani dungeonlara falan hel 1'deki ile hel 7'deki girebilecek. Ne bileyim raidlere hel 1'deki ile hel 7'deki girebilecek. Zaten oyunun kendine ait bir yapısı var. Yani isterlerse bütün oyuncular aynı boss'u kesebiliyor. Mesela world boss'larda seviyenize göre gözüküyor adamın canı ve herkes bir miktar azaltabiliyor böyle saçma bir <laughs> özellik vardı oyunun ilk başlarında fark etmiştik e, bunu işte birleştirerek yeni başlayan oyunculara e, daha iyi hale getiriyor. Bu arada e, kulelerle ilgili bir e, değişiklik yapılmış. Cumartesi 9'dan e, yerine pazartesi gece gün resetine çekmişler arkadaşlar. E, kayıt Olma Yani Klanların e, Şey Temizliğine Mor Kuleleri Saldırma Temizliğine Bunu Biraz Daha Rahat Bir Saate Alalım Demişler Arkadaşlar Yani e, Ne Yapıyor ee, güzel. Yani bu değişiklik işe yarar. Bunu zaten oyunun içerisinde görürüz. Çok da önemli bir şey değil. Yani sonuçta o mor kulelerde bir değişiklik oluyor. Başlangıç kayıt ve temizlemeye başlama süresi arkadaşlar değişiyor. Şimdi e, Right of Exile'da bir e, değişiklik yapıyorlar. Right of Exile'da biliyorsunuz Immortal'lar 8'e 8, e 8 Shadow'larla kapışıyor. O savaşta ...heykelin ilerleme hızını yavaşlatmışlar. Yani Immortallara birazcık avantaj veriyorlar bu 8-8 savaşta. Ama ben sanmıyorum ki bunun çok etkisi olacağını... ...çünkü geriye kalan klanlar toplamı çok güçlü oluyor. Yani 3 klanın savunması çok kolay olmuyor arkadaşlar. Yani bütün en güçlü 3 klan bir araya gelse bile geri kalanlar... Halen rahatlıkla daha fazla win alabiliyor. Ee, o nedenle bu tarz bir değişiklik çok bir şey değiştirmez gibi geliyor bana. Şimdi yine yeni oyunculara yönelik başka bir değişiklik. Diyor ki arkadaşlar mesela diyor şimdi biz Challenge Rift'lerde bazı seviyeleri solo kesin açın diyoruz. Neden? Çünkü o seviyeleri açtığınız zaman sizin işte ne bileyim yakinden düşürdüğünüz şeyler... Yakın muhtemelen adı da neyse. E, düşürdüğünüz Legendary'lerin seviyesi artıyor. İşte Bestiary'den düşürdüğünüz e, item'ların seviyesi artıyor falan filan. Yani e, genel olarak kasarak düşürmediğiniz her şeyin seviyesi o Challenge Rift'teki bazı seviyelerde oluyordu. Ama şimdi şöyle bir değişiklik yapınca yani hel birdeki adam hel altıyla birlikte dönecekse oyunu diyor oyun. Demek ki diyor biz bunu farklı bir şekilde vermeliyiz. Çünkü o adam o challenge rift'e yetişemeyecek. O nedenle demişler ki arkadaşlar bunları bosslara bağlayalım. Eğer siz bossları bir kere bile keserseniz artık düşürdüğünüz eşyaların kalitesi artacak. Nerelerden? Best yeri gibi yerlerden. Muhtemelen normal yaratık keserken düşen legendler halen Challenge Rift'e bağlı bu konuda resmi bir şey yok ama ben bunun çok farkına varıyorum. Yani Challenge Rift'i tek başıma olarak ne kadar ilerletirsem daha iyi eşyalar düşmeye başladığını görüyorum. Ama bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Belki şu anda bunu da oynamış olacaklar. O yüzden bossları kesmeye bakın arkadaşlar. Kesmediğiniz boss kalmasın. her bir de lassal işte Vita hel 2'de, Gorgo hel 3'te, Gishur hel 4'te ve Izileh de hel 5'te kesilmesi gerekiyor. Bunlara ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Şimdi başka nelerimiz var? Cursed item update demiş. Cursed itemların bazılarındaki özellikleri tekrardan yenilemişler arkadaşlar. Yenileme derken yani değişme değil de birazcık daha güçlendirme gibi. E, ayrıca yeni negatif özellikler de eklemişler arkadaşlar. Daha fazla negatif özellik çeşitliliği olsun diye. Yani e, bu lanetli eşyalar birazcık daha detaylanmış oldu. Biraz daha düzeltilmiş oldu. Raid gruplarını daha kolay oluşturabildiğiniz bir sistem olmuş. Bir de açık dünya kasarken 8 kişi kasabilecek misiniz artık? Çok anlamadım ama kasarken... Bonuslar gelmeyecek diyor drop bonusları. Yani o ilk dörtlüye gelecekmiş ama sonradan eklediğiniz dörtlüye gelmeyecekmiş. Ya bunu da niye yapmışlar anlamadım. Sanıyorum şeylere girmek için. Raidlere daha kolay girebilmek için. Yani parti yapıyorsunuz sonra partiyi raid'e çeviriyorsunuz. Raid arayüzü değişecek falan filan diyorlar. Valla bu warband işini çözmeden o raid'den ben bir şey anlamam. Yani ben... Warband'dan acayip sıkıldım. Mesela dün gerçekten çok zor yaptık Warband raidimizi. İyice beni yormaya başladı. Bu kadar olmaz abi. Yani bu kadar uzun süre Warband böyle gitmez. Yani bir kişiye düşürsünler Warband ödülü için bence. Immortal ödüllerini mesela işte ne oluyor? Şey değişiyor biliyorsunuz. Günlük ödüller oluyor bu cycle değiştiği zaman falan. Bu ödülleri arkadaşlar artık birikebilecek. Yani bir gün kaçırsanız da o ödülü alabileceksiniz falan gibi bir özellik gelmiş. İzleyici modu gelmiş. Right of Exile'deki savaşları izleyebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda kendi klanınızın e, kule PvP'lerini de izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çete çeşitli iyileştirmeler gelmiş. Artık mesela işte klana yazacaksınız. Klan ayrıca bulmanıza gerek yok. Direk işte slash klan ondan sonra ne yazıyorsunuz. Onun gibi kısa yollar eklenecekmiş. İyi yapmışlar. E, Chatin ayrıca tab'leri gelmiş. Yani küçük sol alttaki chati tab'lere ayırmışlar herhalde. E, aynı zamanda da sizin ne yazacağınızı tahmin eden mesajlar. Yani otomatik klavye gibi bir şey getiriyorlar arkadaşlar. Otokorek gibi. Seslerde de birazcık daha rahat, iyi bir deneyim olacağından yazmışlar. Şimdi etkinliklerimiz var arkadaşlar. Ne varmış? Trials of the Warrior diyor. Ne verecek? Bounty veya Eldrift yaparak arkadaşlar bu bu eventte ödüller alacakmışız. oh Nelerimiz varmış ya. 4 tane random one star legendary gem. Legendary gem veren bir etkinlik. Allah Allah. Güzel ama hep bir yıldız veriyorum be aga. Şöyle bir 4 bölü 5 bottle hop verse de sebeplensek. Ama yani gene güzel gem power olarak kullanırız. Hungering Moon geri geliyor. Hungering Moon'u biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Bir değişiklik yapılmış mı? Burada bir bakmaya çalışıyorum. Yani tamamen aynı gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da ufak bir şeyler değişmiş olabilir. Ama genel olarak benzer durumda. Şimdi gelelim klan etkinliğine. Şimdi diyor ki klan etkinliğinde diyor işte Mayıs'ın 3'ünde başlayacak. Mayıs'ın 11'inde bitecek bir hafta. Bütün Klanlar e, kapışacakmış arkadaşlar. Ne yapacak? Düşman elit. Bir kere bir Klan etkinliği gelmişti ya. Orada yukarılarda olmaya çalışmıştık hatta. E, ne yapacağız? Bütün Klan'a şeyler. Yani mesela elit düşmanlar olacakmış. Bunları kesince bütün Klan'a ödül havuzu oluşacakmış ve oyuncular alacakmış bunlardan. Maille gelecekmiş galiba. Ee, klanın ulaşabildiği en yüksek seviyenin ödülü sadece alınacakmış Daha alt ödülleri vermeyecekmiş O yüzden klanı mümkün olduğunca yükseltmek lazım arkadaşlar Ne varmış 150 elit kesersek bronz oluyormuşuz Legendary item ee, 1500 elit de gümüş oluyormuşuz 3000 elit diyor 4500 elit diyor neler var ben onlara bakayım ödüllere bakayım mesela 6000 elit kesersek legendary item 15 anahtar bir tane legendary bir yıldız geliyor avatar frame geliyormuş arkadaşlar 3 tane de normal gem geliyormuş yani 6000 elit enemi de bile çok müthiş bir şey yok ama bütün oyuncular elit keseceğini düşünürsek yani Herkes bir günde 10-15 tane elit kesiyordur. 100 kişilik klan hadi 50'si aktif olsun. Ee, herkes 20 tane kessin desek ne yapıyor zaten 1000 tane ediyor ya. Bir günde bile 1000 tane ediyor. Bir haftada 6000 yapılır ya bence yapılır. Çünkü o şeyde bile baya bir elit var. Kule temizlediğimiz yerde orada farmlarsın yani bu. Tamam güzel herkese bundan gelir yani böyle çok böyle şey bir klanla değilseniz pasif bir klanla değilseniz ee, başka ne varmış kozmetik set spectral flame aa bu bu tarz etkinlikler bak klanların saflarının sıkışma sıklaşmasına sebep olur mesela bazen daha alt klanlarda da olsa durmayı tercih edebiliyor insanlar onlar da mesela gelir daha yukarıdaki klanlara falan filan öyle bir şey olabilir. Kozmetik set geliyormuş, parayla bin eternale or falan diyor. Ayrıca bug fixler varmış. Bu kadar arkadaşlar. Yani güncelleme notları bu şekilde gözüküyor. Yani ben biraz daha güzel bir klan etkinliği bekliyordum. Yani içerik olarak dediğim gibi en çok içerik aslında bu yeni Legendre eşyalar olmuş oldu. Bilmiyorum yani çok e, beni heyecanlandıran bir güncellen, güncelleme olmadı. Özellikle ben Warband olayını artık bir el atmaları gerektiğini. Ben artık e, oyuna belli saatlerde girmek zorunda kalmak istemiyorum. Yani özellikle Warband için. Başkalarına bağlı kalmak istemiyorum. Mesela açıyorsun abi. İşte 10'da giriyoruz 10'da saat. Ama yok kimse. E, oluyor 10.20, 10.25. Ondan sonra bir de 8'e tamamlama Zorunluluğu hala var Bir de başka Normal tanımadığınız insanları çekmeye Çalışıyorsunuz falan Yorucu ya yani valla Yoruyor beni bilmiyorum Bazı arkadaşlar hani memnun Warband'dan ben değilim Yani Warband'in Ya 8'e 8 zorunluluğu Kalksın ikinci kasa için Ya da O 4 kişiyi mecbur tutmasın. Çünkü 4 kişiyi alabilmek için şöyle bir sıkıntı da oluyor. Mesela girdik 3 kişiyiz biz. E bekleyeceğiz abi 4. bekleyeceğiz. Gelecek 15-20 dakika sonra tamam. E o arada insanlar gelsin diye açarsan fulleniyor birini atman gerekiyor. Gelmezse yani açmazsan geldiği zaman bir de fullenmesi için bekliyorsun. E hadi açayım Gelecek kişi kadar bekleteyim dersen bazen fazladan adam geliyor yine birini atıyorsun veya işte tam ayarlamışsın o arada beklemekten sıkılan biri oluyor o gidiyor falan o kadar süre bekleyen birini atmak kötü de hissettiriyor yani genel olarak böyle şeyler olmaması lazım yani ben bir oyuna giriyorsam warband tamam warbandı seçtik hadi 4 tane de bana adam bul girelim gibi bir şey olması lazım. Ya bu noktada çok sınıfta kalmaya başladı. Evet oyunda çok fazla oyuncu aktifti eskiden. O nedenle ee, Warband iyi bir fikir gibi gözüküyordu. Ama ya bir sene olacak arkadaşlar. Hani bir sene özel videosu da çekerim. Ya bir sene olacak gözünü seveyim. Ne de artık ya. Ne Warband'mış. Bu arada yani benim klanı kurduğumdan beri her türlü kavga, gürültü, anlaşmazlık şu lanet olası warband sisteminden dolayı çıkıyor. İlk günden beri de her dediğimde çıktı yani bunun yaratacağı sorunlar. Yani insanlar da diyor yok biz kendi aramızda warband yapacağız bilmem ne. Ha, yaptınız gördük. Herkesi gördük. Her warband şu anda kan ağlayan durumda. Her gün birini atıp birini yeniden almak gerekiyor. Her pazartesi, perşembe. Valla Yaka silktim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor Warband konusunda. Bizim serverda aktif oyuncu var. Sizde yok. Ya ben bunlara itibar etmiyorum. Tamam sen şanslı olabilirsin. 8 kişiyi toplamış olabilirsin. Ee, düzenli oynuyorsunuzdur. Ama ben onu hiç göremedim yani. Ben böyle hiç hadi tamam abiler 8 kişi bir arada yapalım olmadı. Galiba bir kere falan full 8 kişi raid yaptık yani. E, bandimiz Onun dışında hiç olmadı yani. Hep birilerini bulmak gerekti. Neyse yani her güncelleme videosunda da Warband konusunda ağlamayalım artık ama bir miktar daha ben çözülmesini bekliyorum. Zaten böyle giderse de farklı oyunlara da oyuncu kaptırmaya devam edecekler. Yani ben Honkai Impact'a e, Impact değil pardon Starry çok fazla oyuncu kaptıracağını düşünmüyorum. E, çünkü PvP öğeleri yok o oyunun içerisinde. Ama yine de e, yeni oyuncu çekmede baya zorlanacaktır bu saatten sonra. Diablo Immortal'a yeni başlamak çok akıl karı değil. Yeni server açarlarsa belki olur ama o zaman da e, eski serverlardakiler ya biz bu, bu kadar para harcadık falan diye ağlayabilir. Oyuncusu kalmayınca falan. Yani bu işi nasıl çözecekler bilmiyorum ama umarım Yakında çözülür arkadaşlar ee, yoksa çok oyuncu kaybetmeye devam eder böyle ya da en azından yeni oyuncu kazanması çok zorlaşır. Rekabet hızlanıyor Diablo 4'te bir miktar oyuncu e, silkeleyecek yani oyundan bakalım ne olacak göreceğiz hadi bakalım ama e, yine de güncelleme yapıyor olmaları iyi diyebilirim. Ee, hiç yoktan legendary'ler geldi yani item geldi o biraz tazelik katar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.